UEFA'nın baş hukuk müşavirliğiyle toplantı yaptım. İki, eğer bu olayın vuku bulduğu tarihte bir başarı söz konusuysa, bir şampiyonluk alınmışsa, bir kupa varsa bu kupaları geri alacaksınız diyor. Buradan çok ama çok ciddi bir çağrım var. Fenerbahçe Yönetim Kurulu bu zararı tazmin etmek zorunda. En geç 2 Kasım'daki genel kurula bu zararı nasıl tazmin edeceklerine dair ödeme planını sunmaları gerekiyor. Bununla ilgili süreci bir Fenerbahçe Kongre üyesi olarak bugün başlatıyorum. Kulübün bu süreçten almış olduğu hem maddi hem de manevi çok büyük zararlar var. Kendi hesaplarıyla 3 x 45 milyon euro, toplam 135 milyon euro yapıyor. Bu kendi tespitleri. Burada da taraftarı ve kongre üyelerini yanıltmaya çalıştılarsa bu konuda da kendileriyle pazarlık yapabilirim. Kulüp zaten uzun süredir davalar ve mahkemelerle uğraşmaktan yorgun düşmüş durumda. Kulübü daha fazla yormayacaklarına ve o günün yönetim kurulu üyelerinin bu bedeli tazmin edeceklerine inanıyorum. Hepiniz biliyorsunuz, işlerinde çok büyük iş adamları var. Bu paralar onlar için çok önemli paralar olmasa gerek. Hukuk kurallarını ve yönetim kurulu üyeliğinin gereklerini çok iyi bildiklerini düşünüyorum. İsterlerse hukukçularına danışabilirler. Buradan altını çizerek söylemek istiyorum. Her bir yönetim kurulu üyesi Fenerbahçe Kulübü'nün yaşamış olduğu maddi zararla ilgili müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatına haizdir. Bunun da yasalar önünde zorunlulukları vardır. Sürece dair büyük bir zarar söz konusudur. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu lekeyi sürenler, kişilerin bekası için kulübü ateşe atanlar bunu tazmin etmek zorundadırlar. Yaşanan zarar geri ödenir ve kapanır. Ama ya manevi zarar? Hiçbir paranın yaşanan manevi zararı karşılayabileceğini düşünmüyorum. Şimdi yeni bir süreç başlamıştır ve olağanüstü seçim yapılacaktır. Bugünden adayları beklemeliyiz. Size soruyorum, olağanüstü seçim ne demektir? 2 ay sonra olağanüstü seçim olur mu? Olağanüstü ismi üzerinde 20 gün bilemediniz, 30 günde yaparsınız. Biz 2 ay sonraya bir olağanüstü seçim süreci belirleyip yeni bir rekora imza atmış durumdayız. Halen Fenerbahçe üzerinde oyun oynanmaya devam edilmektedir. Aziz Yıldırım 2 Kasım'daki seçim öncesinde muhalefete meydan okudu. Herkes ortaya çıksın. Herkes bana aday olacak mıyım diye soruyor. Ama kimse 3 Temmuz'dan bu yana fırsat kollayanlar nerede demiyor. Benimle mücadele etmek için demokratik yol açıldı. Adaylık için ilk adımı atan taraf olmayacağım. Önce herkes ortaya çıksın. İnanıyorum ki bu süreçte Fenerbahçe çok ciddi başkan adayları çıkaracaktır. Kulübümüzün içerisinde bu anlamlı görevi başarıyla yapabilecek birçok üyemiz mevcuttur.